Burası İstanbul. Eğer dünya tek bir devletten ibaret olsaydı, başkenti İstanbul olurdu denilen o kadim şehir. İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'na payitaht olduğu o günden sonra, tarih boyunca onlarca köklü kuruluşa ev sahipliği yaptı. O kuruluşlardan biri bugün 140 yaşında. Milli ve yerli üretim idealinin daima yükselen değeri, Dersaadet Ticaret Odası, şimdiki adıyla İstanbul Ticaret Odası. İstanbul Ticaret Odası, resmi tarihe göre tam 140 yıl önce kuruldu. Odanın kurulma fikrinin temelleri ise Sultan Abdülaziz Han döneminde atılmıştı. İleride Abdülhamit Han zamanında sadrazamlığa getirilecek olan Mehmet Said Bey, 1875 yılında hiç vakit kaybetmeden İstanbul'da yerli bir ticaret odası kurulması çalışmalarını hızlandırdı. Osmanlı'nın ekonomik geleceği için sanayi alanında atılım yapması zaruriyet haline gelmişti. Sadece bugünü değil, vatan topraklarının asırlar sonrasını da hesaplamak gerekiyordu. Kırım Savaşı'ndan sonra müzmin bir hal aldı sıkıntılar pek tabii. Savaştan mütevellit getirilen tedbirler nefes olduysa da yenilik gerek. Hocam sadece savaş olsa iyi. Anadolu'da ve Rumeli'de ortaya çıkan kuraklıklar pek zahmet vermedi bize. Yaralar sarılmadan 93 harbi, Balkanlardaki ayrılıkçı hareketler, musibetler bir türlü bitmedi. Haklısınız. Tüm bu musibetlere karşı sultanımız imparatorluğu ayakta tutmaya çalışıyor. Hepimiz bu konuda sultana müzahir olmalıyız. Zaman değişiyordu. Artık dağınık halde faaliyet gösteren meslek odalarının, loncaların Avrupa'da olduğu gibi bir çatı altında toplanması ihtiyaçtan öte zorunluluk haline gelmişti. Kaybedecek vakit yoktu. Mehmet Said Bey, ticaret odası kurulması çalışmalarını titizlikle yürütürken, tahta yeni oturan 2. Abdülhamit Han tarafından önce mabeyin başkatipliğine atandı. O artık 2. Abdülhamit Han'ın en yakın görevlisiydi. Daha sonra vezirlik bayisiyle birlikte birçok nazırlıkta bulunan Mehmet Said Paşa, sadrazamlığının 2. yılında 13 üyeli Meclis-i Vükela'da, bugünkü adıyla Bakanlar Kurulu'nda, Osmanlı'nın ekonomik hayatı için önemli bir kurumun kuruluş müjdesini verdi. Avrupa'daki benzerleri gibi ticaret ve sanayinin gelişmesine hizmet edecek bir odanın Osmanlı Devleti'nde kurulması ittifakta kabul edilmiştir. Ticaret ve Ziraat Nezareti'nin bu konuda çalışmalara başlayabilmesi için son söz Padişah Efendimiz'indir. Şimdi tek bir şey kalmıştı. İstanbul'da ticaret odası kurulmasına dair Ticaret ve Ziraat Nezareti'ne izin ve yetki veren Meclis-i Vükala kararının yürürlüğe girebilmesi için 2. Abdülhamit Han'ın iradesi. Sadrazam Mehmet Said Paşa, ticaret odasının kurulmasına dair Meclis-i Vükala'nın almış olduğu kararın mazbatasını bir üst yazıyla birlikte aynı gün saraya sundu. 2. Abdülhamit Han, 19 Ocak 1880 günü sadaret tezkiresini onayladı. Artık padişahın iradesiyle Dersaadet Ticaret Odası kurulmuştu. İmparatorluk zor günlerden geçerken bu oda hem İstanbul'a hem Anadolu'ya can suyu olacaktı. Sadrazam Mehmet Said Paşa, hükümdar 2. Abdülhamid'in iradesinin ardından hemen harekete geçti. Koşullar zordu, zaman gerekiyordu. Padişahın onayı ve Sadrazam Mehmet Said Paşa'nın üstün gayretine rağmen Dersaadet Ticaret Odası'nın kuruluş sürecinin tamamlanması 2 yıl sürdü. Nisan 1880'de başlayan çalışmalar 14 Ocak 1882'de bitirilebildi ve aynı gün yapılan resmi bir törenle
Dersaadet Ticaret Odası açıldı. Böylece Osmanlı Devleti'ndeki ilk milli ve yerli ticaret odası bundan tam 140 yıl önce küçük bir han odasında Başkan Azaryan Efendi ile 2. Başkan Süleyman Efendi ve 24 kişilik üyesiyle fiilen tarih sahnesine çıktı. Türkiye'deki tarihi geçmişimize baktığımız zaman ahilik teşkilatı ile başlayan, lonca teşkilatı ile devam eden bir sürecin sonunda 1882 yılında bütün dünya ile paralellik arz eden bir yapı içinde İstanbul'da Dersaadet Ticaret Odası kuruldu. Padişahımız Efendimiz Dersaadet Ticaret Odası'nın kuruluşuna izin ve destek verdi. Efendiler, biz bugün burada, bu küçük han odasında 24 üyeyle sadece Dersaadet Ticaret Odası'nı açmıyoruz. Şunu iyi biliniz ki, kıt kaynaklara rağmen bir toplumu zenginleştirebilecek yegane unsur teşebbüstür. Böylesi bir cihan imparatorluğunda ticaret ve teşebbüs münferit bir unsur olarak kendi başına bırakılamaz. Sadrazam Sait Paşa'nın girişimleri ve Padişahımız Efendimizin iradesiyle tüccarlarımızın ve sanayicilerimizin örgütlenmesi, hiç şüpheniz olmasın ki bundan 100 yıl sonrasında dahi bu toprakların insanlarının refahı için mühim bir mesele olarak anılacaktır. Efendiler, bu oda atıl bir oda olarak kalmayacak. Hepimize büyük bir sorumluluk ve görev düşmekte. Osmanlı ticaret ve sanayisinin gelişmesi için araştırmalar yapacağız, projeler hazırlayacağız, eğitime daima önem vereceğiz, dışarıya açılacağız ve bu hususta bütün görüş ve düşüncelerimizi hükümete sunacağız. Şimdi bu cihan şehrinde, Galata'da, Wuhan'da kurduğumuz birliğimiz daim olsun. Padişahımızın fermanıyla nihayete erdirip açtığımız odamızın tarihi, vatana yaptığı hizmetleriyle anılsın. Devletimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Osmanlı Devleti tarafından neşredilen ilk ticaret gazetesi çıkmaya başladı. Dersaadet Ticaret Odası sesini geniş kitlelere daha kolay duyurdu. Gazete, odanın hükümetle koordineli olarak gerçekleştirdiği önemli bir başarıydı. Dersaadet Ticaret Odası gazetesi, 2. Abdülhamit Han döneminde yayımına hiç ara vermeden devam etti. Oda 3. yılına geldiğinde Başkatip Alexander İspiraki Efendi, oda adına hükümete çok ciddi önerilerde bulunan bir konuşma yaptı. Listede yer alan tavsiyeleri görüşlerinize sunuyorum. 1. Mevcut yolların tamiri. 2. Fabrikaların kurulması. 3. Liman ve nehirlerin temizlenmesi. 4. Yeni demir yolları yapılması. 5. Yerli mallar ve ürünlere uygulanan gümrük vergisinin kaldırılması. 6. İstanbul ve vilayetlere emlak ve ziraat bankaları asılması. 7. Gümrüklerin ıslah edilmesi. 8. Büyük mağazalar insası. 9. Gemi insası için ithal edilen alet ve makinelerin gümrük vergisine muaf tutulması. 10. Ticaret mahkemelerinin ıslahı. Osmanlı tarihinin ilk ticaret müzesi, Chicago Fuarı ve Hicaz Demiryolu projesinde Dersaadet Ticaret Odası önemli rol oynadı. Türk milleti adeta küllerinden yeniden doğarak vatanı kurtarmak için Anadolu'nun dört bir yanında direniş ve bağımsızlık hareketi başlattı. Zaferle neticelenen milli mücadelenin hemen sonrasında yeni Türkiye'nin iktisat politikası İzmir'de belirlendi. Cumhuriyet ilan edildi. Tarih, ticaret odasına bir kez daha çok önemli bir rol biçti.
İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle Yüzen Sergi Karadeniz raporu Avrupa kıyı kentlerine doğru yola çıktı. Sayın Heyet Başkanım, kıymetli konuklar ve milli matbuatımızın değerli muhabirleri. Bugün burada ülkemizin hür ve milli olan iktisadi faaliyetlerini, ticari emtialarını Avrupa ülkelerine tanıtmak amacıyla hazırlanan Karadeniz Vapuru Seyyar Sergi Teşebbüsü'ne verdiğimiz desteği sizlerle paylaşmak için toplandık. Seyyar Sergi Vapuru'nun önümüzdeki Haziran ayı içinde yola çıkabilmesi adına İstanbul Ticaret Odası ve üyeleri olarak temin ettiğimiz 500 bin liralık çeki huzurlarınızda sergi heyet başkanı Sayın Rauf Bey'e sunmaktan şeref duyarım. Sayın Başkan ve siz değerli konuklar. Ülkemizin necip menfaatleri adına girişmiş bulunduğumuz bu kutlu teşebbüse İstanbul Ticaret Odası azalarına ve Sayın Başkan Refik İsmail Bey'e şükranlarımı sunuyor. Ülkemiz için kutlu olmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Milletler Arası Ticaret Odası'na kabul edildi. Yerli malları sergisini ve esnaf dispanserini kurdu. OECD'ye dahil oldu. Türk ekonomisi için önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOB kuruldu. Türkiye, fiilen çok partili sisteme geçti. İktisadi Kalkınma Vakfı'nı kurdu. Vergi ödülü uygulamasını başlattı. Nitelikli ve iyi eğitimli gençler yetiştirmek için cesur bir adım attı. Toplantımızın sonuna geldik. Gündem dışı söz almak isteyen var mı? Buyurun İsmail Bey. Değerli başkanım ve saygıdeğer çalışma arkadaşlarım. Odamız kurulduğundan bu yana eğitime destek oldu. Ancak artık daha ileriye bir adım atmamız lazım. Artık nitelikli sanayici iş adamı yetiştirecek bir üniversite elzemdir. Bir an önce bir üniversite açmamız. İstanbul Ticaret Üniversitesi eğitim hayatına başladı. Uluslararası fuarlara ev sahipliği yapan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacıyla Teknopark İstanbul'la Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı'nı faaliyete geçirdi. E-İTO kapsamında oda hizmetlerini elektronik ortama taşıdı. İstanbul Ticaret Odası'nın meclis ve komite üyeleri 54 meslek lisesine hamilik yaparak Türkiye'nin meslek eğitimine yeni bir yön kazandırdı. Çalışma şekli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmasına benzer bir yapı içerisinde devam ediyor. Amacımız ekonomiye bir tuğla daha fazla nasıl koyabiliriz? Bu ülkenin ihracatını nasıl artırabiliriz? Maksadımız bu. Cemile Sultan sosyal tesisleriyle sosyal yaşamı destekledi. Hünkar Kasrı restorasyonuyla Avrupa Nostra ödülüne layık görüldü. Kitap İstanbul markasıyla ticarete dayalı kitapları yayınladı. İstanbul Ticaret Odası'nın katkılarıyla Formula 1 İstanbul'da yapıldı. Avrupa'nın en iyi odası seçildi. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ASKAMİ'ye üye olundu. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç ise Tuna Ticaret Odaları Birliği Başkan Yardımcısı seçildi. Türkiye için 2000'li yıllar yeni bir milattı. Türkiye ekonomisi tarihinde hiç olmadığı kadar hızla büyüdü. Dünyanın gözü Türkiye'deydi. İstanbul Ticaret Odası 140 yılda sahip olduğu sımsıkı köklerle her türlü zorlu fırtınayı aştı. Al bayrağı daha ileriye taşımak için yeni fikirler üretti, bayrağı yeni nesillere devretti. Dersaadet Ticaret Odası olarak 24 iş adamıyla başladığı yolculuğuna bugün 650 bini aşan üyesiyle güçlü bir şekilde devam ediyor.
çağdaş, inovatif ve üye odaklı bir çalışma anlayışıyla bu tarihi sorumluluğu en iyi şekilde taşımıştır. İstanbul Ticaret Odamızın bu vizyon doğrultusunda İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Başarılarla ve yeniliklerle dolu nice 140 yıllara.